Yakın zamanda çıkacak olan bir Warband modunu erkenden sizlere tanıtmak istiyorum. Modumuzun ismi Fate and Blood. Mod 1105 yılında Haçlıların bir klan kurmasıyla başlıyor. Bu dönemde Selçuklularda isyanlar ve bölünmeler baş göstermişti, gerçek tarihteki gibi. İslam diyarında kendi içinde savaşırken Hristiyanlar Papa'nın emriyle bir haç seferine başlıyor. Bu çağrıya cevap veren ordular da kutsal toprakları ele geçiriyor. Gerçek tarihte de bunları görüyoruz. İlk olarak haritadan başlayalım. Haritada uzaklaştığınızda en güzel özelliklerden biri Avrupa, Hindistan veya Arap Yarımadası tarzı, yani böyle uzaklaştığınız zaman sizlere gösterecek bir yazı yazıyor. Aynı zamanda haritanın shader'lere geliştirmiş, yani grafikleri daha da iyileştirilmiş normal native'e göre. Harita üzerinde böyle ormanlık yerlerde ağaç efektleri var. İşte grafik geliştiriliyor falan derken içinde bunlar da var. Gördüğünüz gibi bu arada Sheriz şehri yazıyor ama şu anda mod yapıldığından dolayı onun ismi değişecek. Gördüğünüz gibi orada bir motifi de var. Gayet güzel. Haritamızın uzaktan bazı görüntüleri. Şu anda dediğim gibi demoda olduğu için. Demo linki yok bu arada. Yakında çıkacak. Gördüğünüz gibi boğazlar falan. Günümüz Türkiye haritası. Haritada yer alan köylerde geceleri konaklayabileceksiniz. Obanın uzaktan görünüşü de gayet güzel gözüküyor. Gerek çevresinde çitler falan. Gerçekten gökyüzü olsun, yeryüzü olsun. Abi bu mod çıktığında oynanır. Aynı zamanda köylerde bu tarz şekilde oturan insanlara rastlayabileceğiz obalar olacak. Gördüğünüz gibi at animasyonu değiştirilmiş. Ayaklar gayet güzel. Kılıç sallama animasyonları eklenmiş. Modda savaşırken emir verme sesleri de olacakmış. Türkçe, Rusça, İngilizce tarzında. Size birkaç tane örnek dinleteyim. Peşime düşün! Forward! Take that ground! Use the engine! Brrrr! Yeni yeni zırhlar, silahlar eklenmiş. Gördüğünüz gibi burada da bir haçlı şövalyesini görüyoruz. Aynı zamanda güneş karşısındaki haçlı kargısını da görebiliyoruz. Evet, bazı savaş sahneleri, gördüğünüz gibi süvari miğferleri olsun. Sol üstte bu arada denge konumunu görebiliyorsunuz. Biz ve düşmanın çubuğu. Evet, şöyle sizlere hemen krallıklarımızı gösterelim. Büyük Selçuklu İmparatorluğu, Anadolu Selçuklu Devleti, Doğu Roma, Kutsal Roma, Gaznili Devleti, Macaristan, Bulgarlar, Karahanlılar, Kudüs Krallığı, Kuban Kıpçak Konfederasyonu, Oğuz Yapgu Devleti, Fatimi İmparatorluğu, Antakya, Trablus, Urfa Kontluğu, Papalık Devleti, Kilikyalılar, Gürcistan, Türkmen Beylikleri, Petenekleri, Haşhaş, Hırvatistan, Cenova ve Abbas Halifeliği modda bulunan krallıklar. Diğer özellikleri de yavaş yavaş okumam gerekiyor. Şehirlerde canlı olarak çalışan bir sürü insan. Taverna animasyonları eklenmiş, hanlar düzenlenmiş, handa ambarı görüyoruz. Mantıklı bir şekilde bir sofra etrafında ve bir küme şeklinde oturan insanlar var. Ayrıca dansöz falan eklenmiş. Savaşlarda zıplayan, tekme atan yapay zeka görecekmişiz. Rüzgar sistemi var. Çalılar, ağaçlar, bayraklar sallanıyor. Asker ağaçları. Bazı askerleri köyden topladığınız adamlardan yetiştiremeyeceksiniz. Örneğin şövalye ve gulamlar özel birlik sınıfına giriyor. Köylerde garnizon askerleri olacak ve genelde yerel halktan oluşacak. Gördüğünüz gibi moddaki bazı haçlı miğferleri. Burada da bazı kutsal Roma zırhlarını görüyoruz. Evet, fazla haçlardan ilerlemeyelim, biraz da Türk zırhlarına bakalım. Gördüğünüz gibi fotoğrafta da bir Türk süvarisini görüyorsunuz. Birinci Kılıç Arslan ve ordusu. Orta Avrupa gibi yerlere de dikkatle yapılırsa gerçekten efsane bir mod olacak. Burada da Orta Asya'daki yer alan Türklerin ve tabii ki Maveraünnehir'de yaşayan Türklerin kullandığı bazı miğferler. Şimdi sizlere 30 saniyelik bir mod görselleri göstereceğim. Yani şu an ilk izlenimlerimize göre ben moda gayet ısındım. Mod paylaşılır paylaşılmaz sizlere videosunu atacağım ve ilk oynanış videosunu da kanalımıza bulabilirsiniz. Bizim Discord grubumuzun, ayrıca modun Discord grubunda açıklamada bulabilirsiniz. Görüşmek üzere.